Kıymetli öğrencilerimiz, bugün girişimcilik konusuyla Taylan Özgür Demirkaya hocamız bizle beraber olacak. Aynı zamanda moderatör olarak hem soru kısmında hem arada ben paslaşacaklarını da düşünüyorum. Bizim şu anki EGİAD'ın başkan vekillerinden, aynı zamanda EGİAD Melekleri'nin de geçmiş dönem başkan vekili Sayın Alp Avni Yelkenbiçer burada. Keyifli bir gün bizi bekliyor, söyleyeyim. Bir kere zaten Taylan hocanızı birçoğunuz tanıyorsunuzdur. İzmir Ekonomi'den gelen öğrencilerimiz de var burada. Onlar zaten direkt üniversite almışlardır. Evet. Onun dışındaki öğrencilerimiz de zaten sosyal medyadan takip ediyorlardır. Taylan benim sınıf arkadaşım. Çok uzun yıllardır hakikaten girişimciliğe emek veriyor. Mesela daha 2005'te falan bu işler yeni yeni ortaya çıkarken, yeni yeni girişimciliğin akademik olarak değeri anlaşılırken hepimizin kafasına girişimciliği aşılayan kişiydi. Hatta vura vura aşılayan kişiydi. Doktora sınıfında da bununla ilgili hep çıkar örnekler verir, bir şeyler yapardı. Bununla ilgili çok şeyler yazdı, kitaplar yazdı. Çok aktif, çok keyifli olacak o yüzden. İstediğiniz her soruyu sorabilirsiniz. Avni Başkan keza EGİAD meleklerinde, yani abartı değil, rakam olarak doğruyu söylüyorum, binlerce sunum dinledi, binlerce girişimci dinledi. O yüzden onun da pratik hayata dönük bilgileri çok fazla. Bugün lütfen aklınıza gelen her şeyi fazla fazla istediğiniz gibi sorun. Keyifli gün bizi bekliyor. Taylan Hocam, söz sende. Evet, öncelikle ben çok teşekkür ederim. Daha önce de ben Hayat Okulu'na katılmıştım. Şimdi şu ekranı bu arada seyredeceğim. Umarım gözüküyordur ekran. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Hayat Okulu çok güzel bir proje bu arada. Daha önce de ben katıldım. Daha önce de inanılmaz keyifli vakitler geçirdik. Yani özellikle üniversite öğrencilerinin böyle bilinçleri, farkındalık düzeylerini arttırmaya yönelik her türlü şeyi ben sonuna kadar destekliyorum. O yüzden bir kez daha Ege'ye de ayrıca teşekkür ederim. Sevgili Alp abi, sana da ayrıca teşekkür ederim. Dostum zaten Fatih, söylemeye gerek yok. Hani, biz teşekkür ederiz hocam. Çok teşekkürler tekrar. Şimdi sevgili arkadaşlar, siz de hoş geldiniz. Ben bugün şimdi sizleri düşündüğüm zaman, hani sizlerin yaş grubunu düşündüğüm zaman, işte Xbox, PS4 ya da işte mobil telefonunuzla, işte sanal gerçeklikle, arttırılmış gerçeklik, YouTube, iPhone, Android kullanıyorsunuz büyük ihtimalle. Yani bu cihazlardan bir tanesini kullanıyorsunuz ya da kullanmaya haiz oldunuz. Oyunlar oynuyorsunuz. İşte bu ekip, bu jenerasyon bir şeyleri dönüştürecek. Hatta dönüşüm zaten başladı ama sizin artık geleceğiniz bunun üzerine kurulu. Yani biz doğduğumuzda internet yoktu. Siz her şeyin, yüksek hızlı internetin olduğu bir döneme doğdunuz. O yüzden bu dönem, özellikle bu kriz dönemi, bunun iyice hızlandı. Normalde bunu atıyorum 6-7 yılda Türkiye'de dönüşünü bekliyorduk. Hani 2030'a kadar. Ama bu şey 6 aylara, 1 yıllara falan düştü. O yüzden bugün çok daha bence önemli diye düşünüyorum. Ben İzmir Ekonomi Üniversitesi İşletme Fakültesi öğretim görevlisi Taylan Demirkaya. Daha önce benim kendi öğrencilerim kurduğu sevgili Doğan'la Burak, buradan onları da anmış olalım. Çok başarılı girişimciler çünkü. Glocuzone diye bir uygulama var. İşte gezginler yoluyla yurt dışından getirmeyi sağlıyor. Ürün getirmeni sağlayan bir uygulama. Tabii şu an onlar da bu krizden dolayı gezgin olmadığı için zor zamanlar yaşıyorlar. Girişimciliğin şeyi bu zaten, böyle sürekli yukarı aşağı yukarı aşağı gidiyor. Biz yatırım yaptığımızda 1 milyon TL değerlemesi vardı. İşte en son zannediyorum 4-5 ay önce aldıkları 3. tur yatırımda 15 milyon TL civarı bir değerlemeye kadar yükseldiler. Realde yaklaşık 8-8,5 katı bir değerleme almışlardı. Ve şimdi de hani değişik yerlere onlar da beraber çalışarak, başka girişimlerle birlikte çalışarak yine devam ediyorlar. Ben ağırlıklı olarak mentorum, alanım müşteri ve pazar doğrulama. Yani doğru müşteriyi, doğru hedef kitleyle, doğru mesajla bir araya getirip ürünü ona göre geliştirme. Benim kısaca mentorluk alanım bu. Ve en gurur duyduğum titirlerimden bir tanesi, bunların hepsinden öte, bir akapella korosu var İzmir'de. 8,5 yıldır o korodayım. Akapella gramofon. Hani en gururla söyleyeyim. Orada tenörüm bu arada. O yüzden hani orada da yer alıyorum. O da benim en sevdiğim bence titirlerimden bir tanesi. Ki ben hani çok titir sevmememe rağmen hani onu özellikle gururla söylüyorum. Şimdi girişimcilik olayı genelde şey diye algılanıyor. Hani işte bir mobil uygulama yapalım abi, bir web tasarım. Artık öyle algılanmıyordur diye umuyorum. Yani inşallah. Yani 12 yıldır ekosistemin içerisindeyim birebir. Ama hala öyle algılayanlar var. İşte hocam bir mobil uygulama yapacağız. Hala bana gelen, öğrencilerden gelen projeler de o yönde. İşte şöyle yapacağız. Acayip sanal gerçeklik kullanacağız. Şunu yapacağız, bunu yapacağız falan gibi.
Bir kere kesinlikle onunla başlamıyor. Yani yenilikçi bir girişim yapacaksanız her şey sorunla başlar. Her şey problemle. Sorun derken problemle başlar. Tamam. Yani bir problemi çözmektir. Hiç teknoloji falan tamamıyla atın bir tarafa. Önce çok çözmeye değer bir problem bulmanız lazım. Burada problem derken aslında üç tane şeyden bahsediyorum. Birincisi bir acı olabilir. Bir acı, hani birilerinin, bir grubun, bir hedef kitlenin bir acısı. İkincisi bir şey daha iyi yapma isteği olabilir. Üçüncüsü de bir işini halletme olabilir. Dünyada görüp görebileceğiniz bütün, nasıl diyeyim, ürün, hizmet, servislerin hepsi bunun üzerine kurulu. Yani ya bir acı vardır, ya bir şey daha iyi yapma isteği vardır ya da bir işi halletme isteği vardır. İster business to business, yani kurumsal bir şey, ister son tüketici ürün olsun, ne olursa olsun, ister sosyal girişim olsun, mutlaka bu üçünden biri, yani sabaha kadar tartışabilirim. Yani sanat deyin, müzik deyin, hocam onlar da mı? Evet, onlar da. Dolayısıyla bu dijital dönüşümün, bu dönüşümün ben size ilk örneğini kendimizden vermek istiyorum. Dolayısıyla örnek örnek gideceğim. Yani problem çözüm, problem çözüm, problem çözüm. Sonra zaten üzerine eminim sorularınız olacaktır, tartışırız. Koronuz var, bizim bir koromuz var. Acapella gramofon. Ama pandemiden dolayı biz her hafta bir araya gelirdik normalde. Pandemiden dolayı bir araya gelemiyorduk. Sonra şefimiz Zoom üzerinden dedi ki biz online şeylere devam edeceğiz. Provalara. Eyvallah, online prova yapıyoruz ama biz şarkı söylemek istiyoruz birlikte. Tabii bu şu anki fiber optik altyapı içinde mümkün değil. Ancak 5G tarzı bir altyapıyla aynı anda bir sürü insanın şarkı söylemesi canlı olarak mümkün olacak. Ama şu an öyle bir şey mümkün olmadığı için ne yapalım ne edelim dedik. Oturduk evden, hepimiz kendi tarafımızı söyledik. Ve ortaya güzel bir şey çıkardık. Ben onu size dinletmek istiyorum izninizle. Şeyden, Avni'cim izin var değil mi? Böyle şey yapabiliriz, dinletebiliriz umarım. Bir problem Tabii ki yok. hocam, hiç izne Aynen. gerek yok. Süper. Hem biraz da şey yapmış olalım Çok arkadaşlar. da güzel Şimdi olur. aynen. Yani evden hepimiz kendi partilerimizi ayrı ayrı söyledik. Sonra onu bir araya getirdik. İsterseniz bir dinleyelim. Ondan sonra devam edelim. Evet, umarım beğenmişsinizdir. Bayağı da şey olan, hit alan bir şey oldu. Yani hit alan bir video oldu. Sonuçta biz müzik yapmak istiyoruz. Beraber bir yere gelmiş bir koroyuz. Ve bunu tüh, müzik yapamıyoruz, vah 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 işte böyle problemimiz var demek yerine hani elimizdeki teknolojide çözdük. Dikkat edin, öncelik şeyde değil, teknolojide değil. Zoom varmış ya da işte kayıt varmış. İşte iMovie varmış, bir araya getirelim, ses bilmem ne yapalım değildi. Öncelikli çözüm şuydu, öncelikli problem şuydu, problemi tanımladık. Beraberiz, beraber bir araya gelemiyoruz. Nasıl birlikte şarkı söyleriz? Sonra teknoloji geldi. Dolayısıyla bu dönüşüm her alandaki işleyişini teknoloji yoluyla tümden değiştirerek uyarlama süreci aslında. Yani bu teknoloji, işte bunun gibi bir online teknoloji de olabilir, bu teknoloji drone da olabilir. Bu teknoloji üç boyutlu yazıcı da olabilir. Bu teknoloji yapay zeka da olabilir. Sanal gerçeklik de olabilir. Arttırılmış gerçeklik de olabilir. Fark etmez. Önce problem tanımlıyoruz. O yüzden problem tanımlayarak devam ediyorum. Başka bir problem. Elektrikçi, mobilya tamiri, ev temizliği var. Birilerini bulmak istiyor. Şimdi normalde birilerini bulmak istesek biz eskiden şöyle yapardık. Yani eskiden dedim, çok eski gitmeyeyim. Google'a girersin. İşte elektrikçi Karşıyaka yazarsın. Efendime söyleyeyim işte ararsın arkadaşını, ya abi benim yani bir elektrikçi, mobilyacı, işte bir şey tadilat yaptıracağım, ihtiyacım var. Sen yaptırdın mı daha önce falan filan dersin. Söylediği insan güvenilir mi değil mi, gelecek mi gidecek mi belli değil. Ne kadar bütçesi olacak belli. Bunlar hep problem. Mesela bu problemlere
Sevgili Başak, hani girişimcisi Armut.com mesela bir çözüm bulmuş. Temizlikten tadilata, işte mobilya, görüyorsunuz, sağlık psikoloğa kadar. Hatta biz mesela buradan kendi bir işimiz için fotoğrafçı bulduk. Dış alan çekimi için, bir tanıtım için. Ondan sonra ne bileyim, ben mesela hasta olan bir amcam vardı. Onun için mesela şoför bulduk. Örnek veriyorum. Yani işte taşınacaktım. Taşımak için insan buldum. Yani bulabileceğim birçok şey var. Yine problem ve Armut.com hizmet verenlerle hizmet alanları bir araya getiren çok iyi bir platform. Girişimcisi de gerçekten çok iyidir. Hani burada Egeat'ta da muhtemelen tanıyorsunuzdur. Yani hakikaten çok başarılı, çok iyi girişimlerden bir tanesi Türkiye'de. Aynı zamanda Türkiye'deki bu anlamda mesela Rafinera'da Didem vardı. Ondan sonra Başak. Kadın girişimcilerin erkeklerden çok daha başarılı olabileceğini de göstergesi olarak karşımızda. Başka bir sorun. Düğün var. Çok büyük problem bu. Şimdi bu konuda benim bir anım var. 6 yıl önceden bir çifti tanıyorum. Hem kız tarafı bizim, hem erkek tarafı bizim. Yani oğlan bizim, kız bizim. Hani vardır ya öyle. Bu iki arkadaş, şaka değil, abartmıyorum, kavga ediyorlar. Şöyle kavga ediyorlar. Kız tarafı diyor ki, hayatım, biz bir düğün yeri bulacağız. Gel birlikte gezelim, beraber bakalım. Hani hayat ortak ya, hani falan diye. Ama erkek tarafı tabii her zamanki odunluğuyla diyor ki, ya ben niye gezeyim? Zaten sen karar vereceksin. Ya git gez, karar ver, yoruldum kardeşim, diyor. Ondan sonra kız tarafı diyor ki, ya öküz, hani yapma etme falan, hani bak gel gezelim falan diye. Samimiyetle söylüyorum, şu an şakayla anlatıyorum ama o zaman hakikaten bu bir kriz oldu. Hatta neredeyse nişanı atma noktasına geldiler. Ben de konuşuyorlardı. Ben dedim ki, ya dedim, düğün.com diye bir site var. Hatta ben size şöyle göstereyim. Hani düğün.com diye bir site var. İsterseniz hani girin. Önce beni ciddiye almadılar bu arada. Düğün.com mu, ha öyle site mi olur falan diye. Yine buradan Emek kurucusu, onu da analım. O da çok iyi girişimci. Çok doğru girişimcilerden bir tanesi. Dedim ki, bakın arkadaşlar, düğünle ilgili ne sıkıntınız var sizin? Problem ne? Problem her şeyi organize etmek, her şeyi belirlemek. İşte kuaföründen tut da çıkacak olan canlı müzikten, efendime söyleyeyim, masalara koyacak olan süslerden, yani her şey sıkıntı düğünde. Gerçekten çok büyük sıkıntı. Belki sizlerin de abileriniz, ablalarınız ya tanıdıklarınız evlenmiştir. Korkunç bir problem ve acayip bir zaman kaybı var. Problem bu. Düğün.com ne yapıyor? Mesela örnek veriyorum, işte aşkım İzmir'de tarihi mekanda evlenelim. Bayağı açıyorsun İzmir, tarihi mekanlar seçiyorsun. Daha önceki çiftlerin yorumlarını görebiliyorsun. Videoları görebiliyorsun. Bütçeyi görebiliyorsun. Ve şeylere, çiftlere tamamıyla ücretsiz. Hatta masa planı bile yapabiliyorsun ücretsiz. Öyle söyleyeyim. Dolayısıyla bu düğün.com geçen dediğim daha iyi bilir gerçi. Avni daha iyi bilir ama birkaç yıl önce iyisahne.com vardı mesela şey. Bizim yatırımlarımızdan da hocam o da. Evet, evet. Onu satın aldılar. Aynen, onu acquire ettiler, satın aldılar. Dolayısıyla düğünün önemli bir kısmı da canlı müzikti. Çok doğru bir yatırımdı, onu da aldılar. Artık ne oluyor? Oradan şey yapabiliyorsun. Yani canlı müzik grubundan tut da kuaförüne kadar her şeyi seçebiliyorsun. Dikkat ediyor musunuz? Yani düğün organizasyonuyla harcanan zaman bir dönüşümle, basit bir platformla, tabii basit platform dediğine bakma, 150-200 kişi çalışıyor düğün.com'da bu arada. Yani çok ciddi yatırımlar yapan, yatırımlar alan bir şey ve her sene baktığımda da her sene mutlaka bir adım öteye gidiyor. Türkiye'deki 640 bin düğünün üçte biri neredeyse düğün.com üzerinden geçiyor. Türkiye'deki 700-800 bin hizmetin 200-250 bin tanesi Armut.com üzerinden gidiyor. Yani dolayısıyla çok ciddi bir ölçekleme şeyi de kazanmış durumdalar diyebiliriz rahatlıkla. Başka bir sorun. Şimdi bu şu anki çok büyük sorunumuz. Parti vermek istiyorum, evden çıkamıyorum. Ne yapmam lazım? Yani hakikaten biz de kendi arkadaşlarımızla, yani parti derken çılgın partiler ayrı tabii ama hani arkadaşlarına bir araya gelmek, hani ne bileyim işte sohbet etmek, hani bir ev partisi yapmak falan filan. Geçenlerde şeye girdim, bir Instagram sayfasında gördüm. Bu insanlar şey yapmışlar, bayağı bildiğin DJ ile şey parti yapıyorlar, Zoom parti yapıyorlar. Yani ücretle katılıyorsun, Zoom parti yapıyorlar. Ve yani Zoom'un bütün özelliklerini kullanıyorlar. Bu arada hani şu an Zoom'dayız. Genelde kullanılan şey Zoom ama yani bunun tabii Skype'ı var,
İşte Google Meetings şey yaptı, tamamıyla ücretsiz yaptı bütün şeylerini ve sınırları kaldırdı. Ondan sonra Microsoft Teams var. Onları da şey yapmayalım tabii, es geçmeyelim. Bir de eğer yanlış hatırlamıyorsam yine belki Avni bana da yardımcı olabilir ya da bilenler olabilir. Arvia.chat, Türk girişimi. Download falan gerektirmeyen bir tane şey oldu. Yeni bir girişim de var. Türk girişimi, TÜBİTAK destekli. Ben denedim, o da iyi. Mesela çözüm, evet şu an Zoom'dan konuşuyoruz. Belki şu Zoom çok popüler ama hani başka girişimler, başka şey çözümler de var. Gördüğünüz gibi bayağı adam DJ'yi tutmuş. Orada DJ çalıyor ve herkes ekranlarını açıyor. İşte bayağı parti veriyorlar. Ondan sonra konuşuyorlar, eğleniyorlar, gülüyorlar. Bilgisayarların, teknolojinin tüm imkanlarını, hani müzik imkanlarını, ses imkanlarını, görüntü imkanlarını tamamını kullanıyorlar. Mesela böyle bir şey de var. Başka bir problem derim. Mesela işte benim öğrencilerim çok sık sorduğu problem. Hocam işte biz bu sene mezun olamayacak mıyız? Yani tabii ki mezun olacaklar da hani mezuniyet diye bir şey var. İnsan hayatında çok fazla olmayan bir şey var. Çok sık sorulan bir soru. Mezuniyetim bu sene olacak mı, olmayacak mı? Buna da yenilikçi girişimcilik ve dönüşüm kafası. Ben mesela fırsat lafını sevmiyorum. Yani bazen LinkedIn'de görüyorum işte. İşte bu kriz fırsatlar gerekecek falan. Ben fırsat değil, dönüşüm diyoruz biz. Yani dönüşüm. Bir dönüşümü doğru görmek. Problemi doğru anlamak önemli. Yani fırsat lafı çünkü şey gibi hani işte maske satışı patlayınca maskeden nasıl para kazanırız hocam, hani nasıl hallederiz o işi falan. O değil yani. Hani ondan bahsediyorum. Yani fırsatçılık değil. Dönüşümü görmek önemli. Mesela sanıyorum eğer yanlış biliyorsam düzeltirsiniz. Hani Güney Kore olması lazım. Güney Kore'de bir üniversite bayağı böyle iPad'lerle bir görüntü konuşma sistemiyle ve robotlarla bir mezuniyet töreni yapıyor. Hani tabii ki gerçeği kadar mı? Asla değil. Ama benim çok sevdiğim bir laf vardır. Hani bir sıfırdan büyüktür. Yani bir sıfırdan büyüktür. Bir şeyi daha iyi yapıyorsan olan durumda elinden gelen bir şeyle bir şey daha iyi yapıyorsan bence sen iyi bir girişimcisin. Bir şeyi çok çok daha iyi yapabiliyorsan ve bunu devam ettirebiliyorsan harika bir girişimcisindir. Bu arada hazır lafı gelmişken kendi bakış açımı da burada söyleyeyim. Yani öğrencilerime de yansıttığım bakış açı bu, açım bu. Girişimcilik deyince genelde anlaşılan hep şey böyle hani nasıl para kazanırız abi kafası. Ben çok yanlış buluyorum o kafayı. Elbette para kazanması lazım girişim. Ama benim kendi öngörüm, katılırsınız katılmazsınız, kendi öngörüm sosyal etkisi pozitif olmayan girişim 10 sene içinde kalmayacak. Yani demin Fatih bahsetti biz sınıf arkadaşıken. 2006'da ben hani girişimcilik derdim, hatta arada dalga geçerlerdi benimle falan. Hani o zaman dedim hani bu olay bakın çok ileri doğru gidiyor, önemli falan demiştim. Bugün de bunu söylüyorum. Sosyal etkisi pozitif olan, evet sosyal girişimcilikten bahsediyorum. Yine bir yanlış anlaşılma, sosyal girişimci para kazanmaz gibi bir şey var. Hani. Ama mesela örnek veriyorum, Fazla Gıda diye bir girişim var. Restoranların, süpermarketlerin artık kalan gıdalarının doğru şekilde değerlendirilmesini sağlıyor. Onlara vergi avantajları sağlıyor. Eğer avantaj sağlarsa para kazanıyor. Sağlamazsa sadece sosyal bir şeye hizmet etmiş oluyor. O da bizim yatırımlarımızdan hocam bu arada. Evet, tam onu diyecektim. Lütfen Avni beni uyar arada böyle iyi oluyor. Yani Fazla Tabii Gıda ki. Mesela Avni yanlışsam uyar. Hem sürdürülebilir için para da kazanıyor hem de sosyal bir etkisi de var. Yani çok doğru. 4 tane ayrı gelir modeli var. Yani onu hayatını sürdürebilmesi için zaten bir gelir modeli olması lazım. Aynen, kesinlikle. O yüzden ya benim kendi görüşüm mesela öğrencilerimden şey gelir işte restoranda sıra bekleme uygulaması. Şu, bunlar çok güzel. Bunlar faydalı. Bunlar problem çözüyor. Eyvallah. Hiçbir lafım yok. Yanlış anlamayın. Commercial dediğimiz ticari girişim olmalı. Ama her ticari girişimin de hep şunu düşünün. Yani bence kendiniz girişimci adına sosyal etkimizi nasıl pozitif yapabilir? Mesela karbon ayak izimizi azaltabilir miyiz? Doğaya katkı verebilir miyiz? Topluma katkı verebilir miyiz? Dezavantajlı grupları daha iyi bir noktaya getirebilir miyiz? İşte su tüketimini azaltabilir miyiz? Gibi gibi şeyleri mutlaka düşünün. Bunun için de küresel amaçlar, küresel hedefler diye geçiyor. Birleşmiş Milletler'in Kalkınma Fonu'nun bir şeyi var. Küresel amaçlar, küresel hedefler.org diye bakabilirsiniz. Orada 17 tane problem var. Bence her öğrencinin hangi bölümde olursa olsun, girişimcilik düşünsün düşünmesin hiç önemli değil. 17 tane dünyadaki, globaldeki temel problemi zaten okuması ve bilmesi gerekiyor. Emin olun, hani şöyle bir şey, ağaçlar yanıyor demek
Ayrı bir şey. Sosyal medyadan tepki göstermek. Bilmiyorum Kaz Dağı'na gittiniz mi? Hani ben mesela o yangından sonra Kaz Dağı'na gittim. Bakın samimiyetle söylüyorum. Yani o yanık kokusunu gördüğünde abartmayacağım. Beni yanlış anlamayın lütfen. Gerçekten gözümden yaş aktı. Bir şey yani bir sosyal bir problemi hissetmek çok başka bir şey. İşte internetten, sosyal medyadan görüp paylaşmak. Paylaşalım. Paylaşmayalım demiyorum ama yerinde hissetmek çok başka bir şey. Yani Down sendromlu çocuklara işte bir gün böyle bir etkinliğe katılmıştık. Orada müzik yapmıştık. Mesela onları görmek çok başka. İşte otistik çocuklarla alakalı bir etkinlik vardı. Ona gittiğimizde görmek, bir arada olmak, hissetmek çok başka. İnşallah sizin de bu tarz sosyal etkisi pozitif olan ve inşallah kazanacağınız girişimlerde olacağınızı tahmin ediyorum. Hani yeri gelmişken bunu da söylemek istedim özellikle. Tam yeri gelmişken sosyal şeyden işte görme engelli biri kendi başınayken bir şey okumak isterse ya da anlatılmasını isterse ne yapması lazım? Yanında biri yok. Çok büyük problem. Onun için çok büyük problem. Birine soramıyor, edemiyor. Çoğu zaten hani bunun gibi cihazlar kullanıyor ondan sonra. Onu da ilk çözenlerden bir tanesi. Bunun Türk versiyonları da oldu ondan sonra. Bir uygulama. Videoyu çok kısaca izleyelim. İngilizce video ama önemli değil. Ne olduğunu zaten anlıyorsunuz. Yani en başta şey diyor işte şeyler diyor hani görme engelliler ne yapar, nasıl yaşar diyor soruyor. Ondan sonra basit. Hepimiz gibi. Onlar da ders görür. Onlar da işte toplu taşıma biner. Onlar da alışveriş yapar. Aynı şekilde yapıyor. Onların yardıma ihtiyacı olduğunda, asist etmelerine ihtiyacı olduğunda siz devreye girebilirsiniz diyor. Kısaca bir izleyelim isterseniz. Güzel, çok kısaca bir video. Sonra devam edelim. You might wonder how blind people deal with everyday challenges. Well, normally the answer is simple. They're not that different from you. We play music. We go to school. We go to work. You get the picture. But sometimes the simplest things can be difficult, and we need a pair of eyes. Connect to. That's where you come in. Establishing video connection. Through your smartphone, Be My Eyes connects the blind with sighted people through a live video connection. Simply choose if you need help or want to help by the click of a button. That's a nice picture if you understand what I care like. Is this Paul Clinton? Yes, this is Soto from Ontario. You can help just by installing the Be My Eyes app. It will notify you when someone needs your help. And if you're in the middle of something, don't worry. Someone else will step in. So, would you care to be my eyes? Evet, gördüğünüz gibi güzel bir uygulama son derece. Bir mobil uygulama vasıtasıyla gönüllü olabiliyorsunuz ve görme engelli birinin bir şey anlatabilirsiniz. Görmek istediği bir şey, mesela son kullanma tarihi geçen bir sütü söyleyebilirsiniz. Eğitim verip işte gördüğü bir fotoğrafı anlatabilirsiniz. Bu tarz toplumsal dayanışmaya dayalı şeyler, uygulamalar ve girişimlerde eminim artacaktır. Ben artmasını şahsi kendi adıma çok isterim. Devam edelim. Başka bir sorun. Menüdeki yemekleri almadan görmek istiyorum. Yani bilmiyorum bu sizin sorunuz oldu mu hiç ama benim oldu. Mesela çok afilli böyle yemek isimleri oluyor. Rezil olmamak adına şey yapamıyorsun. Orada söyleyemiyorsun. Hani diyorsun ki ya şimdi ne desem acaba falan. Hani bu nasıl bir yemek falan. Nasıl bir şey bu şimdi? Benim bunu anlat bak. Şimdi bu köftenin üzerine şey mi koyuyorsun böyle? Chateaubriand'ını böyle şaraplı ördeğin üzerine falan dememek için. Oldukça güzel. Aslında bunlar Silikon Vadisi'ndeler. Benim bildiğim kadarıyla bu girişim. Ve bu girişim bir Türk girişim bu arada. Adı da Kabak. Q'yla. Şimdi Avni şey diyormuş. Biz buna da yatırım yaptık dese vallahi buradan düşeceğim şimdi. Yok ilk defa duydum. İyi tamam. Bugün yapabilir ama artık. Evet ya. Olabilir, her an olabilir yani gerçekten. Bu arada hani sözü yeri gelmişken hani İzmir'deki aktif İzmir'de bu tarz hani yatırım yapalım yapalım falan diye çıkan insanlar oluyor ama İzmir'de bunu aktif yapan, hani bu konuda öncü olan, bunu da şeyden söylemiyorum. En önemli kurumlardan bir tanesi EGİAD. Yani bunu da hani buradayım diye söylemiyorum. Her yerde söylediğim bir şey.
Eminim ki daha da ileri gidecekler. Eminim ki daha da iyi olacaksınız. Ama hani onu da belirtmiş olalım. Yani gördüğünüz gibi burada anlatırken bile hani mutlaka ya bir bağlantıları var ya yatırım yapmış olur. O yüzden hani bir kez daha teşekkür ederim onlara da. Şimdi Kabak Türk girişimcilerinin işte menüdeki şeyi göremiyorsun, görmek istiyorsun. Kısaca o videoyu da izleyelim. Ondan sonra çok kısa bir video, hemen dönelim. Gördüğünüz gibi kullandığı teknoloji arttırılmış gerçeklik. Ama önce neye odaklanmış? Önce problem. Menüdeki şeyleri daha ayrıntılı görmek istiyorum. Arttırılmış gerçeklikte de özel bir teknoloji kullanarak 360 derece ister kendi mobil cihazınızla, ister onların sağladığı bir tabletle, yani restoranın sağladığı bir tabletle görebiliyorsunuz. Bunun birçok uygulamaları var. Yani sosyal medyada paylaşım var. İşte barkoda geldiğiniz zaman hani şeyde counter'a geldiğiniz zaman para öderken herhangi bir ürünü görebiliyorsunuz falan. Hani göze hitap eden her türlü ürününüzü daha önceden görülmesini hazırlamadan sağlayabilirsiniz. Tabii Türk restoranları buna, özellikle İzmir restoranları buna çok güzel çözümler buldu. Mesela bir balık restoranına gittiğinizde böyle size şey getirirler. Böyle bir meze şeyi böyle. Abi hangisini istersin? Ben şundan alayım, şundan alayım falan dersin mesela. Ya da biter yemeği bir de tatlı getirirler böyle. O tatlı şey içindir. Göstermek için hangisini istersin? Şunu alayım, şunu almayayım, bu nasıl, bu kötü falan dersin. Mesela buna aslında komple bir çözüm bulunmuş. Önemli, kritik çözümlerden bir tanesi. Ve başka bir teknoloji kullanarak çözüyor. Bu pandemi döneminde insanların arasına girmeden onları güvenle uyarmak istiyoruz. Bir taraftan da onları test etmek istiyoruz. Test derken mesela ateşlerine bakmak istiyoruz. Nasıl bakabiliriz? Onun için de kullanılan özellikle drone teknolojileri ve yapay zeka teknolojileri var. Mesela şu an Çin'de Hubei şeyinde kullanılan yapay zeka ile gezen bu robotlar kameralarıyla, termal kameralarıyla şeyi işte oradaki kişinin işte öksürüyor mu, işte ateşi yüksek mi ölçebiliyor. Dronlarla şehrin üzerinden bakarak işte sokağa çıkma yasağı olan yerlerde girme uyarıları mesela yapılabiliyor. Şu an drone teknolojisi, yapay zeka teknolojisi, bakın termal kamera, bunlar teknolojiler. Ama kullanılan önce sorun. Önce sorun tanımlamak en kritik kısmı. Dolayısıyla hani böyle bir toparlamak gerekirse dijital dönüşümde ve girişimcilikte yapmanız gereken şey bir kere probleme odaklanın. Problem. Problem nedir? Hatta tavsiyem size probleme odaklandığınızda o problemi kimler yaşıyorsa, o problemi herkes yaşayamaz bu arada. Öyle bir dünya yok. Yani sevgili Avni daha iyi bilir. Yani bize de, ya o da çok sunum dinledi. Sağ olsun, bizim derse de çok yardımcı oluyor Ege İş Melekleri. Mesela orada ben öğrencilerime özellikle şunu söylerim. Sakın şöyle bir şey demeyin. İşte hedef kitleniz kim? Bütün Türkiye. Bütün kadınlar, bütün erkekler. Dedim ki gerçekten öyle bir şey bulduysan söyle, dışarı çıkalım, ben yatırım yapacağım sana. Öyle bir şey olamaz. İşte, ama hocam herkes köfte sever. Öyle bir şey yok. O zaman su ölümcül bir şey. Hani içmesek ölürüz. Yani bir sürü su markası var. Herkes su seviyor. O zaman herkes su satsın. Olay o değil. Başka bir sürü operasyon, başka bir sürü işte verimlilik gerektiren teknolojiler gerekiyor. Teknoloji derken sadece şeyden bahsetmeyelim bu arada. Sadece hani işte dronlar, şunlar, bunlar diye. Gıda teknolojisi diye bir şey de var. Yani da materyal teknolojisi var. Yani bunlar da teknoloji. Bunları çözen şey, bunların arkasında bir sürü şey var. Ciddi çalışma gerektiriyor. O yüzden hedef kitlenizi çok net belirlemeniz lazım. Ve onların gerçekten bu problemi olup olmadığını anlamak adına onlardan mutlaka içgörü almanız gerekiyor. İçgörü. Çok önemli bir şey. İçgörü anlatması da çok zor. İçgörü şu değildir. Merhaba, biz işte dezenfektan üretmeyi düşünüyoruz. Alır mıydınız? Alırız. Ondan sonra bana geliyor, hocam biz işte 90 kişiye sorduk, 85'i alırız dedi. Bu girişim gider. Gitmez. Eğer
içgörüyle olsaydı, pardon, böyle direkt soruyla olsaydı, yani ucu kapalı sorular diyoruz, evet hayırlı sorularla olsaydı, o zaman rahmetli Steve Jobs iPhone'a şey koyması lazımdı. FM radyo, ondan sonra işte televizyon alıcısı, bilmem. Çünkü istenen buydu. Yani sormuşlar, mobil bir cihazı ne istiyor? Televizyon olsun, radyo olsun, işte hem tuşlu olsun hem dokunmatik olsun. Anlatabiliyor muyum? Yani insanlar direkt sorduğunda bu soruyu söyler. Biz insan olarak tam olarak ne istediğimizi bilemeyiz. O yüzden hedef kitlenizi mutlaka gözlemleyin. Problemlerini nerede yaşadıklarını, nerede takıldıklarını, nerelerde değinmesini istediklerini, nerelerde işte bir takım eforlar sarf edip bir takım acılar, sorunlar yaşadıklarını, sorun noktalarını bulun. Ondan sonra bak şu teknoloji, bakın teknoloji sonda geliyor. Problem, hedef kitle. Ha bunu biz yapay zeka ile çözebiliriz. Ha bunu biz işte şeyle çözebiliriz. Sanal gerçeklikte. Ha biz bunu biz mobil uygulamayla çözebiliriz deyin. Ha sonra da takımınız buna yetkin mi? Ona bakın ve yetkin bir takım bulun. Ondan sonra da en kritik şeylerden bir tanesi bence girişimciliğin, yenilikçi girişimciliğin test et. Mutlaka yani hocam nereden başlasak ya şimdi başlayınca yaşıyorsak değil. Erken benimseyenler diyoruz. En erken benimseyecek bu çözümünüzü en erken benimseyecek olan insanlar üzerinde derhal gecikmeden test edip geri bildirim alıp ürününüzü mutlaka ve mutlaka geliştirmeye bakın. Yani bu kısım önemli. Beni Instagram, Twitter, YouTube ve LinkedIn'den Taylan Demirkaya diye ekleyip de sorularını sorabilirsiniz. Abicim benim söyleyeceklerim bu kadar. Soru alabilirim. Hocam çok teşekkürler. Arkadaşlar sorularınızı alırsanız ben hocamıza yönelteceğim. Biraz zaman bırakıyorum size. Bu sırada ben de tekrardan teşekkür edeyim hocaya. Taylan hocam, Türkiye, Fatih hocam bahsetti ama Türkiye'de en öncü isimlerden girişimcilik üzerine çalışan. Biz de Egeat olarak 2011'den bu yana girişimcilik üzerine çalışıyoruz. Taylan hocamdan da çok destek aldık süreçte. Hani hem daha önceki hayat okulları, ilk yaptığımız Swiss Otel'deki girişimcilik günleri, bizim think tank çalışmaları, işte daha sonra Melek Yatırım Ağı'nı kurduk 2015'te. Oradaki kurulum aşaması, kurulum sonrası neler yapacak, her zaman da destek oluyor bize. Bugün için ayrıca da çok teşekkür ederim. Her zaman ben teşekkür ederim. Katılımcıların arasında sevgili yönetim kurulumuz Levent Kuşgöz'ü de görüyorum. O da bizim en hızlı yatırımcılarımızdan biri. Beraberce birçok alanda çalışıyoruz. Yani benim değerlendirdiğim, Fatih Hoca'nın bahsettiği o dinlediğim girişimlerin hepsini Levent de dinlemiştir. Beraberce geçiyoruz aynı yollarla. Bugün hani katılan arkadaşlar için hani şanslı bir gün bence. Çünkü Taylan Hoca'la bence takip de edin. Her seferinde ben de yeni bir şey öğreniyorum. Siz de takip ettikçe daha çok şey öğreneceksiniz. Güncel uygulamalarla çok güzel bir sorudu. Çok teşekkürler hocam. Estağfurullah. Aynı başkanım, kayıtla ilgili soruyor öğrencilerimiz. Evet, bunu YouTube'a yükleyeceğiz. Egeat'ın YouTube kanalından buna erişebileceksiniz bu sunuma. Ha şey, onlar da dijital dönüşüm açısından soruyor yani, hani kayıt sonradan izleyebilecek. Doğru. Ya bu arada bizim YouTube kanalımız vardı mesela Egeat'ın ama çok aktif kullanılmıyordu. Bu süreçte onu da aktifleştirmiş olduk. Biz de dönüştük diyorsun. Biz de dönüşüyoruz. Yani. Biz de dönüşmeye çalışıyoruz. Ya aslında o bahsettiğiniz küresel hedefler doğrultusunda hani şu anda tek bir hedefe dünya entegre. Covid-19'u yenmek, korona virüsünü yenmek. Ama daha sonrasında bizi bekleyen 17 tane çok büyük bir problem var. Dolayısıyla ben de geçen aylarda Uşak Üniversitesi'ne bir sunuma gittim de sunumun sonuna bunu koydum. Hani eğer bir girişim yapacaksanız bu 17 hedef doğrultusunda olmalı. O açıdan dediklerinize katılıyorum. Hani bir sosyal fayda sağlamayan, sadece kar amacı giden işletmeler bence hem geleneksel işletmeler hem de yeni doğacak inovatif çözümler işletmelerin hepsinin o 17 hedefi baz almasını, en azından bir veya ikisini çözebiliyor hedefiyle yola çıkması gerekiyor. Kesinlikle ya, bir yerden değse abi, yani o bile önemli. Yani örnek veriyorum, Martı bile, hani bu işte scooter girişimi, Martı bile en azından karbon ayak izini azaltıyor. Evet. Ha, mutlaka başka şeyleri de var ama hani baktığın zaman pozitif negatifte para kazanıyor mu? Kazanıyor. Gerçi şu an kazanamıyor tabii. Şey dedi, hatta girişimci dedi ya, biz çok ciddi para yaktık dedi. O para yaktık lafı da yanlış anlaşıldı bu arada. her girişim para yakar arkadaşlar. Yakmak da zorundadır. Zaten yakmazsa, biz mesela Glokuzon'a yatırım yaptık. Sonra iki tur daha yatırım aldılar. Ve o parayı bayağı hızlı yaktılar. Yakmak zorundalar zaten. Hemen ölçeklemen gerekiyor. Yakmak zorundasın zaten. O kötü bir şey değil. Yani parayı yakacaksın ki hedeflerine ulaşasın. Aynen. Yatırımcılık
enstrümanları da onun için var zaten. Hani hedefe ulaşmak için yatırımcılık yapması. Yani dolayısıyla karlı işletme olması aslında yatırım için önemli bir kriter değil. Ama unit başında bir karlılık varsa, hani bir tane unit başında bir karlılık varsa o ileride çok daha karlı olacağını, daha ölçekleneceği anlamına geliyor. Kesinlikle. Aynen. Peki ben hazır bulmuşken ikinize bir soru yöneltebilir miyim bu para yakmak konusu açılınca? Lütfen. Şimdi bir sürü şey dinliyorsunuz, böyle sunum dinliyorsunuz. Şimdi genelde benim gördüğüm fikirler ön plana çıkıyor. Çok iyi fikirlerle gelen girişimciler bunun fizibilite çalışmasını da sizin önünüze koyduklarında, yani bir nakit akış profilini hazırladıklarında, bir gelir projeksiyonu yaptıklarında o yönden de başarılı buluyor musunuz? Yani bu finansalları planlama noktasında bu girişim projeleri yeterli düzeyde geliyor mu karşınıza? Yoksa hani iyi fikir ama mutlaka bir finansal açıdan, planlama açısından da hani Taylan Hoca'nın başta bahsettiği o tip anketle ilgili, pazarlama ile ilgili bir takım handikaplar finans ve muhasebe yönünde de karşınıza çıkıyor mu? Anlı sen istersen. Hocam şöyle, açıkçası hani fikir çok güzel oluyor ama bazen mesela özellikle yeni mezunlarda çok sık görüyoruz hani. Şu anda öğrenci arkadaşının şevkini kırmak için söylemiyorum bunu. Yanlış anlaşılmasın ama yeni mezunlarda hani bir fatura kesmek nedir, KDV nedir, stopaj bilmeyen çok normal bu arada. Fikir çok doğru olsa bile iş dünyasında olan uzaklık sebebiyle dediğiniz sıkıntıları yaşayabiliyoruz. Bu anlamda hani bizim yaptığımız yatırımlar da ve daha sonra bence dünya ve Türkiye ortalamalarına bakarsak yaş olarak da yatırım alan girişimler 30 plus. Bu da şu da demek oluyor. Hani iş dünyasında biraz tecrübe edinip o iş dünyasında gördüğü eksikliğe göre, o soruna göre bir girişim çıkarabilen girişimler her zaman daha başarılı oluyor ve bu dediğiniz eksiklik de şu iş dünyasında zaman geçirerek o eksikliği de kapatıyor. Mesela kendinin bir fikri var ama finans alanında bir uzman bir arkadaşı da ekibe katıyor ve dolayısıyla beraber co-founder oluyorlar. Bu anlamda hani iş dünyasında biraz zaman geçirmek bir girişim öncesi şahsen benim gözlemime göre daha başarılı girişimler oluyor. Ama bunun aksi durumlar da var. Mesela Doğan bence. Doğan da değil mi hocam? Doğan. O da öğrencilikten direkt geçiş yaptı ve çok da iyi gidiyor. Biz yatırım yapmadık mesela ama umduğumuzdan çok daha iyi gidiyor. Belli bir problemler vardı bizim önümüzde. Yani onların hepsini teker teker açtı. Umarım daha da iyi olacak önümüzdeki dönemde. Ya Fatih, ben de şöyle açıklamaya çalışayım. Innovation Trinity diye bir şey var. Şimdi fizibil mi? Yani fizibilite kısmında senin dediğin kısım önemli. Hani projeksiyonda belli bir büyüme sağlayabilecek mi? Uygulanabilir mi? Teknik, operasyonel hukuk olarak uygulanabilir mi? Bir de hedef kitle bunu alacak mı? Ya da kullanacak mı? Bu üç tane seti bir araya getirip tam ortasındaki şeyi bulduğun zaman, dengeyi bulduğunda zaten ona Innovation Trinity deniyor. İnovasyon üçlemesi deniyor. Dolayısıyla ben kendi adıma mesela yaptığım yatırımda ve bundan sonra yatırım yaparsam takıma çok önem veriyorum. Onu söyleyeyim. Ama tabii ki ben Doğan'la Burak'ı uzun yıllardır tanıyordum. Ama günün sonunda hani bir abi, bir mentorduk ama yatırım aşaması geldiğinde bana finansallarınızı getirir misiniz dedim. Ve uzun uzun üzerinden geçtik. Yani uzun uzun. Hani evet. Bunu niye böyle? İşte payback zaman ne zaman bunun? Burada niye break even yapıyorsun? İşte şuna gerek var mı, yok mu diye. Hani zaten bu iş meleklerinde, Ege iş meleklerinde de muhtemelen yapılıyordu. Bayağı uzun uzun yaptık. Ama ben öncelikli olarak fikrin tabii ki pazarda olması önemli. O yetkinliğe, takımın kişisel şeyine de bakılması çok çok kritik. Yani takım çok önemli yatırımcı için. Bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Aynen, bu konuya girmişken azıcık bir şeyden de bahseder misin? Hani senin de kuruluşunda çok emeğin var. Egeat da bu arada ortaklarından Embryonics. Hani İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde bence Türkiye'deki öncülerden biriydi. Çok anlamlıydı yani ilk çıktığı zamana. Biriydi diyorum. Hani şimdi birçok kişi de birçok üniversitede bunu yaptığı için, yoksa yine yerini koruyor. Biraz o hikayenin tarihsel olarak da hani nasıl olduğundan bahseder misin? Ya şöyle 2004 yılında Egeat, Esiat, İzmir Ticaret Odası ve EPSO ve İzmir Ekonomi Üniversitesi'nin ortaklığıyla kurulan bir limited şirketi Embryonics. 2004 yılında kuruldu. Ben o zaman orada ilk kuruluşunda mentor olarak yer aldım finansal tarafta. Ama o zaman yaptığımız şey daha çok student run business. Yani öğrencilerin işlettiği işletmeleri üniversite içerisinde desteklemek üzerine kuruluydu. Çok da güzel işletmeler de oldu. Mesela fotokopi center'ı öğrenciler işletti. İşte ne bileyim, bir tane kafe kuruldu, öğrenciler işletti falan filan. Sonra ben 2010'da Embryonics'in koordinasyonuna geldiğimde Student Run Business'ı
Kaldırdık çünkü yani çok hem işte operasyonu zararlıydı, bir de şey, çok fazla öğrenci vardı. Muhasebe kayıtlarını takip etmek üniversite adına zor olduğu için biz şeye geçtik, Innovative Business tarafına geçtik. O anda da hani gerçekten Türkiye'nin öncül kuluçka merkezlerinden bir tanesi oldu. Sonra 2016-17'de Embryonix anonim şirketi olarak bir melek yatırımcı şirketine sermayesi destekle döndü, dönüştürüldü ve artık hani İzmir'deki ya da Türkiye'deki girişimleri destekleyecek seviyeye geldi. Yani onların da biraz daha inşallah daha aktif olmalarını umuyoruz. Ama yolculuk olarak çok güzel bir yolculuk gerçekten. Hani ben bugüne kadar baktım 5000 tane girişimciyle, 5000'e yakın girişimci böyle bir araya gelmişim. Bunların yüzlercesiyle hani mentorluğumuz olmuş. Bazılarıyla işte ya danışma kurulunda, işte bir tanesinde zaten yatırımcı olarak yer almışım. İnşallah bu pandemi dönemi geçince bir yatırım şeyim daha var. Hani hedefim daha var. Serdar Hoca ile de konuşuyoruz. Birlikte yapmıştık Serdar Savaşan'la birlikte. İnşallah beraber, hatta işte Avni'de de konuşuyoruz. Hani co-investment yapalım. Hani birlikte de bazı projelere gidelim diye. Devam edeceğiz. Bakalım. Güzel olacak. Teşekkür ederiz hocam. Fatih Hoca dondu zannediyorum. Evet. Bu da işte dijital dönüşümün şeyleri böyle oluyor. Bir de son olarak isterseniz, sorular yok, göremiyorum ben. Çok net anlattık zannediyorum. bu gençlikte iş vardan da bahsedelim isterseniz. Orada da işbirliği yapıyoruz. Hani o katılan arkadaşlar da buraya önümüzdeki dönemde başvurabilirler. Bu gençlikte iş var projesini hocam, sen zannediyorum İstanbul'a en başından beri destek veriyorsun. Evet. İki yıldır da biz EGİAT olarak Ege'de yürütücü olarak görev almaya çalışıyoruz. Bu sene siz İzmir Ekonomi Üniversitesi'nin ev sahipliğinde sizlerin desteğiyle eğitim kampını gerçekleştirdik. Oldukça faydalı bir kamp geçti bence. Onun aslında geçen hafta finalini yapıyor olmamız gerekiyordu ama malum süreçler ötürü. Online'da evet. Yapmak istemedik. Çünkü o dediğiniz gibi bazı şeylerin hani online her şey yapılmaz ama o on-site olarak yapılacak şeyin arkadaşlara çok daha faydalı olacağını düşündüğümüz için Eylül ayına bir hedef tarihimiz var. Umarım gerçekleştirir. İnşallah. Bu gençlikte iş var projesi de bir yarışma gibi gözükse de aslında bir program. Hani üniversite öğrencilerine girişimcilik alanında bir yolculuk yapmalarını sağlıyor. Bir mentorla uzunca bir süre çalışma şansları elde ediyorlar. Zannediyorum İzmir Ekonomi Üniversitesi de bugüne kadar en çok sizin dersiniz vesilesiyle en çok öğrenci gönderen üniversite en çok oldu. En çok fikir gönderen üniversite oldu. Girişimcilik bayrağı var. 4 kez İzmir Ekonomi'de olmuştu. Yani ondan öte şey, biz Sinem Ulutürk, onu da kulakları çınlasın, 2014'te zannediyorum hani konuşuluyordu zaten TÜSİAD tarafında. O zaman yani ekosistemden belli başlı hani böyle destek de istendi. Ne yapabiliriz, ne edebiliriz diye. O zamanlar konuşulmaya başlanan, hani o zamanlar bizim de hem üniversite olarak katkı verdiğiniz, şöyle olabilir, böyle yapılabilir, işte şu şekilde değerlendirilmesi daha iyi olur falan filan diye böyle iş dünyasıyla üniversitelerin, kuluçka merkezlerinin, TTO'ların bir araya geldiği yarışma olarak başlayan ama sonra yarışmadan bir programa dönüşen Türkiye'nin en şey yüksek etkisi yüksek etkinliklerinden bir tanesi bu anlamda. Çok da destekçi, çok da şey, hani Türkiye'de her yerinde, her ilinde, sadece İstanbul, Ankara, İzmir değil, her ilini katmaya çalışıyorlar. O anlamda bence çok anlamlı, çok manalı bir program. Ben de işte 6 yıldır elimden geldiğince hem eğitimci olarak, ya, gerek mentor olarak, gerek bazen fikrimiz sorulduğunda fikrimizi tabii ki söyleyerek, belirterek, tanıtarak yapmaya çalışıyoruz. EGİAT'la birlikte yapılan program bu dönem gerçekten güzeldi. Güzel. İnşallah devamını mutlaka getirelim. Çünkü orada bence benim de tanıdığım öğrencilerim var, girişimciler var. Devam etmek de istiyorlar. Dedim hevesiniz kırılmasın. İnşallah devam edeceğiz. Çok daha iyisi olacak. O yüzden bu gençte iş var hakikaten, tavsiye ediyorum. Eğer bozulmazsa takvim, bilmiyorum şu anki süreçten dolayı, Ekim ayı, Kasım ayı gibi duyurusu yapılıyor. Üniversitelerden öğrenciler ekipler oluşturuyor. 2 kişi minimum, 5 kişi maksimum. Ve sonra bu başvurularını, fikir başvurularını yapıyorlar. Zaten bütün sorular, videolar nasıl olacağı belli sürecin. Biz derste bunu destekliyoruz. Ayrıca derste bunun üzerine bir atölye çalışması yapıyoruz. Orada da kritik nokta Avni, aynen hani yine geldiğimiz noktaya geleceğiz. Bu gençte iş var da küresel amaçların ön planda olmasını istiyor bu arada. Yani sosyal etkisinin
pozitif olan girişimler bekliyor. Ben de öğrencilerime onu söylüyorum. Hani eğer böyle programa katılmak istiyorsanız, başvurmak istiyorsanız tamam para kazanan şeyler yapabilirsiniz. Ama mutlaka dikkat edin. Seçilen artık son 2-3 yıldır seçilen birçok girişim sosyal etkisi son derece pozitif olanlar. Sizin kuluçka merkezinizde olan İstanbul finalinde 3. olmuş DİSEP mesela. Evet DİSEP. Evet distektik çocuklar için bir oyun uygulaması. Doğru. Geçen yıl İzmir'de 1. olmuş Purple. Benim rehberliğimde 1. olan Purple'da kadın istismarını önleme amacıyla yola çıkan bir girişimdi. Diğer girişimler çok daha teknik, daha karlı gözükse bile burada bir sosyal etki fazla olduğu için direktman jüri tarafından tercih edilme sebebi oldu. Aynen. Bir de abi senin dediğin şey var ya, yani 30 yaşından sonra gerekli deneyimi alıyorsunuz diye. Evet. Ben o yüzden öğrencilerime, özellikle şimdiki arkadaşlara da onu tavsiye ediyorum. Bu yaşlarda sosyal bir girişim yapmak sizi daha çok motive eder. Çünkü ticari girişim için bir altyapıya ihtiyacınız var. Ama sosyal girişim için heyecana, tutkuya ihtiyacınız var. Heyecan ve tutku olduğu zaman sosyal girişimde çok ciddi bir deneyim kazanıp ileriki hayatınızda inşallah çok daha iyi girişimleri zaten yaparsınız. Ama direkt ticari bir girişimle, saf ticari bir girişimle başlamak sizi elbette başarılı olabilirse başarı olma riskinizi azaltabilir. Başarısız olma riskinizi arttırabilir, özür dilerim. Ama sosyal girişim tutkuyla, hani gönüllülükle daha çok olduğu için sizin deneyiminiz de çok doğru yönde arttırır diye düşünüyorum. Kesin katılıyorum hocam. Evet Fatih hocam. Ağzına sağlık Ayhan'cığım. Bakıyorum soru var mı diye. O kadar iyi anlattık ki soruyoruz. Belki sonradan sorarlar. Onu bilmiyorum tabii. Evet, sorumuz yok. 54 kişiyiz şu an. Ben de kapatayım. 60'lara da yaklaştık. Hem Hayat Okulu'na kayıtlı öğrencilerimiz meslek yüksek okullarından bugün bizlerle beraberdi. Hem Egeat Gençlik Komisyonu'ndan misafirlerimiz vardı. Avni Başkan dışında Levent Kuşköz yönetim kurulu üyemiz bizle onlara beraber. Onlara da selamlar bu arada. Bakıyorum kaçırmış olmayayım arada girip çıkanlar var mı diye. Ezgi Eroğlu var. Genel Sekreter Yardımcımız Egeat'tan. Ezgi Hanım'ı tanıyorsun. Ha, tabii zaten ki. Her eğitim. Ezgi. Merhaba Ezgi. Ha, görmemişim. Selamlar. Bu arada Fatih şey var. Sen de online ders anlatıyoruz biz biliyorsun. Artık derslerimiz online'a geldi. Öğrencilerin online'da bir soru tıkanma şeyleri oluyor. Özellikle bu tarz organizasyonlarda biraz daha böyle hani tıkanıyorlar. Hani ne sorsam ne sormasam şimdi herkes görecek falan filan diye şey yapıyorlar ama bununla alakalı değil ama arkadaşlar hiç şey yapmayın. Hani bence girişimcinin şey noktalarından bir tanesi de ben hep şey derim derslerimde. Hani aptal soru yoktur. Eğer soruyu aptal diyorsa o konuda aptal hoca olur. Yani aptal soru diye bir şey yok. İşlevsiz soru olabilir. Aptal soru olmaz. O yüzden hiç şey yapmayın, hiç çekinmeyin. Bilmediğiniz bir şey varsa, öğrenmeyi merak ettiğiniz her zaman, bugün ya da başka zaman şey yapın, sorun mutlaka. Elif Yıldız yazmış. Hocam enerjiniz bize geçti, ondan emin olun diye. Hiç çok teşekkürler. Yok. Sağ ol Elif, teşekkürler. Burada arkadaşlar daha sonra aklınıza girişimcilikle ilgili herhangi bir soru geldiğinde Taylan Hoca'ya istediğiniz gibi ulaşabilirsiniz, mail atabilirsiniz. Avni Başkan'a yine aynı şekilde, Egeat Milletleri'ne, Egeat'a. Yani bu sadece buraya da kısıtlı değil, o da aklınızda olsun. Aynen, her belki zaman. Bir sene sonra, 6 ay sonra bir girişim projeniz olur, bir projenin içinde yer alırsınız. Yine o zaman da seve seve size destek vermekten mutluluk duyarız. İnşallah, yani biz ülke olarak zamanda matbaa devrimini kaçırmışız, sanayi devrimini kaçırmışız. Şimdi hani sanayi 4.0'ı belki yakalama şansımız yok ama bu girişimcilik, yeni intellectual trendi kaçırmayacağımızı umuyorum. Şu anda halen çok iyi girişimler var ülkemizde. Ve iyi mekanizmalar da oluştu bunu destekleyecek. İşte kitle fonlama platformları, aynen, melek yatırım ağları, TÜBİTAK bir sürü teşvik veriyor. COSGAP üzerinden teşvikler veriliyor ve bir sürü fon oluştu yeni süreçte. Bu anlamda Türkiye'nin yeni çıkış noktası bence üretim değil de bu tipi girişimlerden olacaktır. Oyun girişimlerinde örneklerini görüyoruz zaten. Buyurun aynen hocam. Ya aynı şey biliyorsun bu şeydir bu şey diye tanımlıyorlar onu, böyle tabure diye tanımlıyorlar. Tabure üzerinde işte enflasyon kur faiz var. Fatih hocam daha iyi bilir. Şimdi bazı tabureler yüksek, bazı tabureler düşük. Şimdi aslında tabureyi değiştirme ancak verimlilikle olur. Yani sürekli olarak para basıp borç kapatmakla sürdürülebilirlik sağlanmaz krizlerde.
ülkemizde bunun farkına varan gençler ve yönetimler olduğu sürece o tabureyi biz böyle yukarıdan daha güzel bir tabureye doğru, enflasyon kur faizin böyle düşük olduğu tabureye üretkenlikle, üretimle geçeceğiz. Çok önemli bir, Avni'nin dediğine kesinlikle %100 katılıyorum. Çok önemli bir fırsat. İnşallah bu krizden hani daha taburemizi değiştirerek çıkacağımızı umuyorum. İnşallah. İnşallah. Bu arada Eser çok harika bir paylaşım yaptı. Aklımdan geçiyordu benim. Evet. Arkadaşlar bu şey kısmında, chat kısmında bir 18 Mayıs'la ilgili iki tane online toplantımızın linki var. Bir tanesi saat 5'te, bir tanesi saat 7'de. İkisi de çok keyifli. İki tane panel. Hocam evdeyim. Sizi de bekleriz müsaitseniz. İki tane güzel panelimiz var. O saatlerde işiniz yoksa. İTÜ Koleji'ne bir sunumum var ama ne zaman olduğunu tam hatırlamıyorum. Eğer yoksa seve seve gelirim. Bir de Taylan'cığım WhatsApp'tan da bunu öğrencilerinle de paylaşabilirsin. Hani yerimiz var webinarda. Tabii tabii. Şeyde ben ders içinde, dersteki şeyde bizim OASİ sisteminden de şey yaparım, paylaşırım. Gitmek isteyen öğrenciler de seve seve izlesinler. Evet, Avni Başkanım soru da yok. İsterseniz kapanış için size geçelim. Tekrardan çok teşekkür ederim. Ben de çok keyif aldım dinlemekten. Her zaman yeni bir şey öğreniyoruz. Yani bunun da sınırı yok zaten. Sürekli birbirimizle konuşarak yeni şeyler öğreniyoruz. Aynen. Girişimcilik ekosisteminde bu olayı bence çok güzel. Kendini sürekli geliştirme şansı veriyor insana. Kesinlikle. O anlamda herkese birer girişimci olmasını öneriyorum. Ama üniversite çıkışı, ama iş yaşantının ortasında bir yerde. Hiç bir, en azından test etmek için de demin takvimi Taylan Hocam verdi. Kasım ayında başvurular var. Bu gençlikte iş var. Herhangi bir iş fikri varsa bizim Egeat meleklerine başvurabilir. Sosyal fikri varsa da başvurabilir. Egeat'a da başvurabilir. Bizim kapımız her zaman açık. Çok teşekkürler Taylan Hocam, Fatih Hocam. Ben teşekkür ederim. Tüm katılımcılara da teşekkür ederiz. Bundan sonra Hayat Okulu'na bir eğitimimiz kaldı. Şimdi haftaya bayram nedeniyle ara veriyoruz. Öbür hafta beraber olacağız. O haftada da Yaşar Üniversitesi'nden çok sevgili hocamız Doçent Doktor Dilbin Taşkın finansal okuryazarlık anlatacak bize. Süper. Süper. Bilim kaçırmayın. Evet. Kaçırmayın. Aynen, sen de tanıyorsun aynen. Dilbin'i biliyorsun. Evet, aynen. Tanıyorum Dilbin'i. Dilbin'i evet. Kesinlikle kaçırmayın. Herkese çok teşekkürler. Çok Eser'cim teşekkürler. Teknik destek için de sana teşekkür ediyoruz. Evet rica Eser'cim. Ederim. Sana özellikle sana da özel bir teşekkür. Çok sağ ol. Teşekkür her zaman olduğu gibi. Rica ederim hocam. Her zaman. Evet arkadaşlar, pazartesi günü de sizi bekliyoruz.